1926 yılında Türk müziği Türkiye radyolarında 9 ay boyunca çalınmaz. Yasaktır. Ve daha da acısı, Türk müziğinin öğretilmesi de 1926'dan 1976 yılına kadar yasaklanır. Ne çalıyorsun? Türkü. Ne türküsü? Halk türküsü. Yasak. Öyle şaklı gibi yerde oturup da türkü çalıp söylemek yasak. Şaklı değiliz artık. Kaplıyız. Batılıyız. Ve tabii ki Batı müziğini teşvik etmek, müziği de batılılaştırmak isteyen bu devrimsel karar kendi karşı devrimini yaratır. Kitabın ortasından da bu hafta arabesk müziği konuşacağız. Ferdi Tayfur'dan Müslüm Gürses'e, Orhan Gencebay'dan Güllü'ye kadar arabesk müziğin toplumu nasıl etkilediğini, nasıl dönüştürdüğünü konuşacağız, birlikte tartışacağız. Haydi başlayalım. Arabesk müzik itiraz edenlerin hikayesidir. Yetti artık diyenlerin, batsın bu dünya diyenlerin, kaderin cilvesine yazıklar olsun diyenlerin hikayesidir. Arabesk karşı devrimdir. Batılılardan biz hep onların üst yapı kurumlarını almışız. Çağdaşlaşmak istedikçe Batılıların kendi ölçüleri içerisinde başarılı oldukları üst yapı kurumlarına heves etmişiz. Onları memleketimize getirmişiz. O kurumları kendi içimize alarak adeta çağdaşlaşmayı tamamıyla bir eğitim meselesi gibi düşünüp eğitime bağlayarak bu işin içinden çıkmak istemiş. Toplumu çağdaşlaştırmak, ileri götürmek, sizin düşüncenize göre daha doğru, daha iyi, daha güzel bir konuya onları yönlendirmek istediğinizde bazen kurallar koyarsınız. Ve bu kurallar her zaman tutmaz. Yani siz onlara dersiniz ki başınızı açacaksınız, daha modern olacaksınız. Tam tersi bir etki oluşturur bazı insanlarda. Modernleştirmek istediğiniz bir grup insan belki bunu kabul edebilir ama başka bir grup insan buna itiraz eder. Devletler aracılığıyla kültürü değiştirmek, sosyolojiyi değiştirmek, giyim kuşamı değiştirmek o kadar da başarıya ulaşamaz her zaman. Çoğu zaman hatta. Müzik konusunda da böyle olmuştur. 1926 yılında bir yasak çıkar ve 50 yıl boyunca Türk müziğinin öğretilmesi, bu alanda bir üniversiteden mezun olmanız ve başka insanları eğitebilmeniz, bir diploma alabilmeniz mümkün olmaz. Türk sanat müziği, Türk halk müziğinin öğretilmesi, yaygınlaştırılması o kadar da teşvik edilmez. İnanılmaz geldiğini farkındayım. Yani nasıl olur 50 yıl boyunca Türk sanat müziği, halk müziği, bak işte Zeki Müren var, Bülent Ersoy var, Münir Nurettin Selçuk var, öbür tarafta İbrahim Tatlıses'ler, Müslüm Gürses'ler, Orhan Gencebay'lar var. Ama mesela bu sanatçıların TRT'ye çıkmaları çok geç yıllarda olur. 1980'lerde çıkar İbrahim Tatlıses. Arabesk müzik uzun yıllar boyunca TRT'de yasaklanır. Bu yasak tabii ki halk nezdinde o kadar başarılı olmaz. Evet, radyolarda ya da yüksek enstitülerde öğretmesine izin vermezsiniz ya da aşağılar, küçümsersiniz. Fakat Orhan Gencebay batsın bu dünya dediğinde eğer insanların kalbine dokunduysa dalga dalga yayılır ki öyle olmuştur. Sadece Orhan Gencebay mı? Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Hakkı Bulut, Kamuran Akkor, Bergen ve daha pek çok isim insanların duygularına dokunmuşlardır ve dalga dalga bütün ülkeye yayılmıştır kasetleri, plakları, şarkıları ve insanlar dinlemişlerdir. Dilediğiniz kadar onlar üzerine baskı kurun, her zaman işe yaramaz. Peki arabesk nasıl bir ortamdan çıkar? Neden insanlar bu şarkıları dile getirirler? Birazdan konuşacağımız şarkıları dile getirirler ve bu neden bu kadar çok tutar? Buna bir bakalım. Sefiller arabesktir. Victor Hugo'nun Sefiller romanını bilirsiniz. Benim en sevdiğim kitaplardan biridir. Çünkü Fransa sosyolojisini muhteşem bir şekilde anlatır ama sadece Fransa sosyolojisini değil, banliyolarda kalan insanların, fakir insanların, şehre göçmüş insanların yukarıyla olan mücadelesini, hem zenginlerle, hem burjuvalarla, hem de bürokrasiyle olan mücadelesini anlatır. Bir devrim hikayesidir aynı zamanda. Ve müziklerine bakarsanız, şarkılarına bakarsanız, Sefillerin bir müzikalini dinlediyseniz, lütfen sözlerine bir bakın. Sözler sanki Orhan Gencebay tarafından yazılmıştır. Müslüm Gürses mesela alın ve müzikale koyun, o şarkıları Müslüm Baba söylesin, hiç sırıtmaz. Çünkü bakın ne diyor giriş şarkısında. Look down, look down, don't look me in the eye. Aşağı bak, aşağı bak ama onların gözlerine bakma diyor. I stole a loaf of bread. Bir ekmek çaldım sadece. My sister's child was close to death. Kardeşimin çocuğu ölmek üzereydi. We were starving. Açlık çekiyorduk.
You Will Starve Again diyor devamında. Başka bir şarkısına bakalım. Yine Look Down diyen. Look down and see the beggars at your feet. Look down and show some mercy if you can. Yani diyor ki yine aşağı bak. Aşağıdaki sefilleri gör. Sana yalvaranları gör. Ve onlara biraz merhamet et diyor. Hikayenin devamına bakarsanız tersanelerde çalışan, fabrikalarda çalışan Fransızları görüyorsunuz. Ve 3 kuruşa çalışıyorlar. Günde 18 saat çalışıyorlar ve ölümüne çalışıyorlar bu insanlar. Ne oluyor günün sonunda? Mesela baş kahramanlardan biri Fontaine kızına bakabilmek için işten atılıyor. İşten atıldıktan sonra kızına bakabilmek için saçlarını satmak zorunda kalıyor. Dişlerini satmak zorunda kalıyor. Ve günün sonunda bedenini satmak zorunda kalıyor. O kadar büyük sefalet çekiyor ki o romana baktığınız zaman siz oradaki şarkılara, oradaki isyana baktığınız zaman o aşağılanan, küçümsenen, aslında sefil denilen insanların hikayelerini görüyorsunuz. Bu neden böyle oluyor? Çünkü bu kadar baskılanan insanlar bir şekilde kendilerini ifade etmek istiyorlar. Nereden biliyoruz bunu? Türkiye'nin 1940'larına, 50'li yıllarına bakarsanız insanların büyük bir çoğunluğu köyde yaşıyor. 1950 yılında Türkiye'de köy kent oranı 70-30. 70 köyde yaşıyor, 30 şehirde yaşıyor ki şehre de tam şehir diyemezsiniz. Köy kent diyebileceğiniz şehirlerden bahsediyoruz. Şimdi 1950'lerden sonra bu köydeki insanlar şehre göç etmeye başlayınca büyük değişimler oluyor Türkiye'de. O insanlar kente geldiklerinde başlarına şöyle bir dert geliyor. Bir kere köyde evleri vardı. Kentte evleri yok. Banliyölerde yaşamak zorundalar. Şehrin uzak çeperlerinde yaşamak zorundalar. Orada mesela su yok. Orada elektrik yok. Orada her yer çamur. Orada yaşamınızı sürdürmek o kadar kolay değil. Bir ev almanız gerekiyor. Ya da gecekondu yapmanız gerekiyor. Oraya da devlet hizmet vermiyor. Yine köyde erken evlilik var mesela. Rahat evlenebiliyorsunuz. Sizi erken evlenmeye teşvik ediyor toplum. Kente bir geliyorsunuz, evlenemiyorsunuz. Burada birini bulabilmeniz o kadar kolay olmuyor. Çünkü burada ekmek aslanın ağzında. Köyde yiyecek de bulabiliyorsunuz. Kentte o yiyeceği bulamıyorsunuz. Köyde daha rahat bir şekilde hayatınızı sürdürebilirken kentte bu çok zorlaşıyor. Köy hayatı en temel insani ihtiyaçları karşılıyordu size. Tamam, devamını sağlayamıyordu. Eğitim alma ya da işte kendini gerçekleştirmenizi belki sağlayamıyordu. Ama köyde temel insani ihtiyaçlar karşılanıyordu. Şehre geldiğinizde bu temel insani ihtiyaçlar karşılanamaz oldu. Ve insanlar o kadar büyük acılar çektiler ki bu acıları dillendirmek istediler. Birileri bunları dillendirdiğinde bu şarkılarda kendilerini buldular. O sırada peki bu isyanı nasıl dile getireceklerdi? Köyde farklı sözler ve farklı şarkılar yapılıyordu. Bu kadar büyük acı yoktu belki de orada. Evet, orada da isyan vardı. Mesela Bolu Bey'ine isyan ediyordu. Benden selam olsun Bolu Bey'ine diye şarkı yapılıyordu. Ya da turnalara, yeşil başlı gövel ördeğe ya da bir hanımefendiye aşık olduğu Zeynep'e, Leyla'ya ki onu da muhtemelen kuyu başında görmüştü. Onu bir defa görmüş ve ona aşık olmuştu. Zahide'ye aşık olmuştu mesela Neşet Ertaş. Evet, bu sözlerin, bu şarkıların giriş versiyonları Türk halk müziğinde vardı zaten. Peki arabesk nereden çıktı? Zaten baktığınızda üç babalar dediğimiz Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur'un ilk aşamada halk müziği söylüyorlar. Onlar da zaten halk müziği sanatçısı. Ama daha sonra arabesk diye bir kavram ortaya çıkıyor. Nereden çıkıyor? Çünkü o dönemde Arap coğrafyasını kasıp kavuran, hatta dünyayı kasıp kavuran bir isim var. Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm çok sesli bir müzik yapıyor. Yani sadece saz çalarak ya da sadece işte türkü söylerken birkaç enstrümanla bu işi yapmıyor. Aynı zamanda kemanı da kullanıyor. Aynı zamanda çok sesli çalgıları, sazları da kullanıyor. Ve bununla toplumu daha fazla etkilemeye başlıyor. Daha fazla geniş bir kitleye ulaşmaya başlıyor. Ve gerçekten çok büyük etkisi oluyor. Sadece Türk müziği üzerinde değil, Arap coğrafyasındaki diğer şarkıcılar üzerinde de. Yani Arap müziğinin ilk divası diyebileceğimiz bir isim Ümmü Gülsüm. Hatta o kadar etkili oluyor ki Libya'da bir darbe engellemişliği bile vardır. O gün darbe yapacak generaller Ümmü Gülsüm konseri olduğundan dolayı darbeyi geciktirmişlerdir. Ama bu başka bir videonun hikayesi. Etkisini anlatmak için biraz bahsetmek istedim. Onun çok sesli müziği tabii ki Türkiye'yi de etkiliyor. Şimdi siz sadece saz çalarak o büyük konser alanında insanları etkileyemiyorsunuz. Bir de saz acıyı yeterince de yansıtmıyor. Siz orada kemanı kullandığınızda, kanunu kullandığınızda, diğer sazları kullandığınızda mesela o zaman insanların duygularını daha iyi ifade edebiliyorsunuz. Ve öyle bir duygu patlaması var ki 1960'lar Türkiye'sinde, 60'lar, 70'ler, 80'lerde bu duygu patlamasını farklı müziklerle, farklı şarkılarla, farklı enstrümanlarla yansıtmak aslında
çok daha kolay oluyor. İşte Ümmü Gülsüm'ün başlattığı bu hareket Türkiye'de etkisini arabesk olarak geliştirdi. Çünkü arabesk demek Arap türü, Arap tarzı demekti. Tabii ki buna bir karşı çıkış oldu. Çünkü Türkiye'de de devlet kendi yönünü batıya döndüğü için Arap tarzı bir yaklaşım, Arap tarzı bir müzik, onlar tarzı sözler, hikayelere tabii ki karşı çıktı. O yüzden aslında bir karşı devrim hareketiydi arabesk. Yani onu değiştirmek, Türkiye'nin yönünü batıya çevirmek isteyenler aynı zamanda arabeskle dalga geçtiler. Onu aşağıladılar, küçümsediler. Mesela Fazıl Say, Orhan Gencebay'ı ve onun müziğini aşağılar. Onun kalitesiz bir müzik olduğunu söyler. Bunu söylemek zorundayım der ve o müzik türünü küçümser. Bu devlet açısından da böyledir. Bu müzik türlerini, yani mesela operayı, baleyi, piyanoyu, batı müziğini seven insanlar tarafından da küçümsenir arabesk müzik. Ama tabii ki yerinde tutamazlar, durduramazlar bu seli. O sel Türkiye'yi kasıp kavurur. Üç Babalar dönemi. Muhammed Berdibey'in Belki de Dilimden Bu Şarkı Düşmez diye yazdığı bir kitap var. Harika bir kitap bence. Özellikle arabesk müzik tarihini öğrenmek için kitabı okumalısınız. YouTube'da videoları da var Muhammed'in. Yine daha detaylı bir şekilde oradan öğrenebilirsiniz. Onun kitabından alıntılayarak birkaç noktayı burada açmak istiyorum size. Üç Babalar dönemine baktığımızda bu insanların bir kere aynı yaşlarda olduğunu görüyoruz. Orhan Gencebay 1944'lü, Ferdi Tayfur 45'li, Müslüm Gürses de 1953'lü. Bunun ne önemi var? Mesela Ferdi Tayfur 20 yaşındayken yıl 1965 oluyor. 30 yaşındayken 1975 oluyor. Bu dönem neler yaşanıyor? Tam da o köy-kent çatışmasının ağır yaşandığı yıllar. Fakirliğin çok yoğun yaşandığı yıllar. İnsanların acılar çektiği, İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin dört bir yanında sokak olaylarının yaşandığı, her gün sokakta insanların öldürüldüğü yıllar. O kadar sıkıntı çekiliyor ki Türkiye'nin 1960'lı, 70'li yıllarında. Bu insanların isyan şarkıları, mesela Batsın Bu Dünya dediklerinde, Kaderin Böylesine Yazıklar Olsun dediklerinde, Mutluluğu Tanırsın, Mutsuzluğu Bana Sor dediklerinde, Yakarsa Dünyayı Garipler Yakar dediklerinde, İtirazım Var Bu Yalan Kadere dediklerinde Türkiye'nin dört bir yanında insanlar aynı şeyleri hissettiler. İtirazım Var Bu Yalan Kadere dediler. Batsın Bu Dünya dediler. Şimdi bu insanlar istedikleri kadar acılar dolu şarkılar yazsınlar. Toplum sosyolojisi eğer ona uygun değilse kimse dinlemez. İnsanlar sevmezler. İnsanlara ulaşmaz. 1 milyon satması mümkün değildir. 3 milyon, 4 milyon kaset satılması mümkün değildir. Ama yapmışlardır. Bu saydığımız isimler Türkiye'nin dört bir yanında 10 binlerce kişiye, 100 binlerce kişiye konserler vermişlerdir. Kasetleri milyonlarca satmıştır. Çünkü bizim buradan çıkartmamız gereken şey şu. İstediğiniz müziği yapın, istediğiniz filmi yapın, istediğiniz tiyatroyu yapın. Topluma eğer bir şey sunmuyorsanız, toplum onunla kendini özdeşleştirmiyorsa, orada bir duygu bulamıyorsa tutmuyor. Bu isimler de tam olarak o duyguyu çok iyi yansıtmışlardır. Hem Ferdi Tayfur hem Müslüm Gürses Adana'dan çıkmış, İstanbul'a gelmiş ve İstanbul'daki o şaşalı hayata baş kaldırmış. İstanbul seni yeneceğim demiş insanlardır. Ve o kadar etkili olur ki mesela Müslümcüler ortaya çıkar. Kendilerine zarar veren, vücutlarına zarar veren, jilet atan insanlar olur. Ve bunu ben 90'lı yıllardan çok net hatırlıyorum. 90'lı yıllarda bir konser izlediğinizde bu insanları görürdünüz. Buradan bakın da çok normal gelmiyor. İnsanların kendisine bu denli zarar vermesi, işte bedenine zarar vermesi. Fakat o dönem insanlar şunu hissettiler. Dışlandılar, hor görüldüler. İstedikleri kızlarla evlenemediler, işsizlik yaşadılar, banliyölerde berbat hayatlar yaşadılar ve bu şarkılarla kendilerini buldular. Bakın sadece onlar değil, mesela rock müzik yapan, daha elit müzik yapan bir şarkıcımız Cem Karaca, Namus Belası şarkısı ya da Tamirci Çırağı şarkısı, bunlar da aslında arabesk şarkılardır. Evet, tonları, müzikleri farklıdır ama siz ustam geldi, sırtıma vurdu, unut dedi romanları, işçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları şarkısında işte tam olarak o zengin kız fakir oğlan ayrımını görürsünüz ve o şarkı da aslında arabesk şarkıdır. Namus Belasına Kardeş, Verdiğimiz Can Bizim şarkısı da aslında bir arabesk şarkıdır. Söz anlamında ve hikaye anlamında. Tabii ki müziği arabesk tonlarını içermez. Ama söz ve iklim aslında o dönemde benzer isyanları dile getirmiştir. Selda Bağcan, Adaletin Bu Mu Dünya, Ne Yer Verdin, Ne Mal Dünya dediğinde de aslında yine arabesk ezgiler hayatımız içindedir. Buradan şunu anlıyoruz. Yaşadığınız dönem şarkılarınızı, sözlerinizi, isyanlarınızı belirliyor. Ve aynı dönemde yaşamış, eğitimli, üst sınıfa hitap eden mesela Zülfü Livaneli'de, Edip Akbayram'da, Cem Karaca'da benzer sözleri şarkılarında geçiriyor. Daha alt gruba hitap eden, sosyolojik olarak daha alt gruba hitap eden Müslüm Gürses gibi, Ferdi Tayfur gibi isimler de aynı sözleri, aynı isyanları dile getiriyor farklı şekillerde. Peki arabesk hayatımızdan nasıl çıktı? Artık
bu şarkıcıları ve böyle tonları çok göremiyoruz. Muhammed Berdibek aynı kitabında şunu söylüyor ki çok katıldım gerçekten. Şöyle diyor arabeski tanımlarken. Arabesk camdaki kızın hikayesidir diyor. Yani ulaşılamayan kızın hikayesidir. 90'lı yıllarda o camdaki kızlar kafelere inmiştir ve arabesk yavaş yavaş bitmiştir. Son temsilcileri Hakan Taşıyan gibi, Güllü gibi isimler olmuştur ve 90'lı yılların sonunda biz Müslüm Gürses'i Teoman'la, Kenan Doğulu'yla düet yaparken buluruz. Bir bar taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım der Müslüm Gürses. Ya da tutamıyorum zamanı der. Müslüm Gürses zamanı tutabilmek için Teoman'la ve diğer isimlerle düet yapmak zorunda kalmıştır ve tutmuştur da. Çünkü 90'lı yıllar ve devam eden dönem Türkiye'de ekonomik gelişmenin, Türkiye'de batıya açılmanın, sermayeye açılmanın yılları olmuştur. Çok kanallı televizyonlar ortaya çıkmıştır. Türkiye Gümrük Birliği'ne girmiştir. Berlin Duvarı yıkılmış, sosyalizmin etkisi azalmış ve Türkiye hızla bir kapitalistleşme sürecine girmiştir. Böyle olunca ne olur? Birden bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli. Bandıra bandıra ye beni, hiç doyamazsın tadıma. Bütün numaralar bende, sende var benim farkıma. Kız hepsi senin mi? Bu sabah 9.15 vapurunda onu gördüm karşımda. Kendine gel kendine, dön de bir bak haline, aynalara küsmüşsün, kıl oldum abi gibi şarkılar hayatımızın içine girer. Yani daha eğlenceli 90'lar, daha eğlenceli şarkılar hayatımıza girmiştir. Müslüm Gürses de buna biraz ayak uydurmuştur. Ama diğer şarkıcılarımızı mesela siz 2000'li yıllardan sonra görmezsiniz. Çünkü o acılar döneminin şarkıcılarıdır. 2000'den sonra ne görüyoruz? Benzer gördüğümüz bir şey var. Bugün mesela rap arabeskçiler yine isyan ediyorlar. Şarkılar, şarkı sözlerinde yine siz isyan görüyorsunuz, sınıf çatışması görüyorsunuz, ekonomik zorluklar görüyorsunuz. Ama aynı zamanda rap müziği kullanarak bunu yapıyorlar. Çünkü tonlar, tınılar değişti. Müzik hayattır. Bu videoyu neden çekiyoruz? Çünkü toplumu anlamak istiyorsanız eğer toplumun ezgilerine, türkülerine, masallarına, hikayelerine bakmanız gerekiyor. Ve böyle bakmak bence biraz daha eğlenceli kılıyor. Ve böyle bakmak öğrenmemizi kolaylaştırıyor. Çünkü sadece siz 90'lı yılları, 70'li yıllarla ilgili bir tarih öğrendiğinizde o zaman çok kısır kalıyor ve gerçekten özellikle gençlerin bu konuyu öğrenmesini çok zorlaştırıyor. Ama siz o dönemde çekilmiş bir filmle, bir şarkıyla, bir hikayeyle bu tarihi beslediğinizde o zaman öğrenmeyi çok kolay hale getiriyor ve gerçekten öğrenmiş oluyorsunuz. Çünkü 360 derece bakıyorsunuz. Aynı olayın şarkıya, müziğe, hikayeye etkisini görüyorsunuz ve o zaman hem daha kolay öğreniyorsunuz, hem daha eğlenceli öğreniyorsunuz, hem de gerçekleri öğreniyorsunuz. Çünkü şarkılar, hikayeler, filmler, karikatürler bize gösterilenden, devletin bize göstermek istediğinden bambaşka gerçekleri gösterir. Sanat da tam da bu sebeple özgürleştirir, zihinleri daha berrak hale getirir eğer geniş bir açıdan bakabilirseniz. Kitabın ortasından da bu hafta müzik, siyaset, sosyoloji ilişkisini konuştuk. Arabesk müziğin siyasete, sosyolojiye etkisini, onun toplumun arabesk müziğe etkisini konuşmaya, tartışmaya çalıştık. Bu tarz daha fazla içerik görmek istiyorsanız kanala abone olmayı, yorumlarda bizle tartışmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ludwig von Beethoven çalacaksın. Olur. Kapsa, benim niye bu hoşuma gidiyor? Bu garp mı lan? Beethoven'ın 9. senfonisi bu. Kalenin bedenleri de, kalenin bedenleri. Oy verin gidenleri. Ya çabuk böyle güzel mi lan? Hop hop, şinanay, şinanay yavrum, şinanay yavrum, şinanay yavrum.